Yusuf. Sen ne dediğini farkında mısın? Farkındayım Vali, biliyorum. Ani oldu biraz. Ama çok yoruldum. Çok yoruldum artık. Etrafımdaki herkesi mutsuz etmekten çok yoruldum Vali. Baksana annemin haline. Ya bu yaşadıklarında benim payım çok büyük. Tamam. Anneni babanı mutlu ettik. Hadi benim babamı da mutlu ettik diyelim. Ama başkaları mutlu olsun diye evlenilmez ki Yusuf. Biliyorum, doğru söylüyorsun. Ben de bunu istemiyorum zaten. Bade, biz seninle iyi anlaşıyoruz. Konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Sen beni anlıyorsun Bade. Çünkü biz seninle çok iyi iki arkadaşız Yusuf. Ama evlilik için bunlar yetmez. Evleneceğin insanı sevmen, aşık olman gerekmez mi? Yani havayı sevdiğin gibi. Belki de gerekmiyordur. Hayatını geçireceğin insana güvenmen yeterlidir belki de. Güvenmek, saygı duymak. Bade, benim sana duyduğum böyle bir şey. Bu yüzden seninle olmak istiyorum ben. Sen de istersen tabii. Kızdın mı bana? Yo. Ne düşünüyorsun peki? Yani bu söylediklerim hakkında. Bade. Ben bunu sadece yaşadığım şeylerden kurtulayım diye istemiyorum. İkimize de iyi gelecek. Bak, seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Her şeyi. İnan bana. Yusuf. Sen inanıyor musun buna? Sen başkasına aşıkken nasıl olacak bu iş? Hadi ikimiz de istersek olur. Yeni bir hayata başlayabiliriz. Sadece aşık olmak yeterli değilmiş. Ben bunu yaşadım, gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Bak, bu dediklerim senin doğrularına ters gelebilir. Anlarım. Benim de bir sürü doğrum vardı. Bir sürü. Kimseyi dinlemedim. Hep istediğim yolda yürüdüm. Annem babamı bile dinlemedim. Ama yanılmışım, en sonunda anladım işte. Onlar benim hep iyiliğimi istemişler. En doğru olanı istemişler. Sen de benim için en doğru olansın. Buna inanıyorum, buna inanmak istiyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Hissettiklerini, endişelerini çok iyi anlıyorum. Ben başkasına aşık bir adamla nasıl yeni bir hayat kuracağım, onu bilmiyorum Yusuf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.